Merhabalar, Mükellef'in sunduğu Caps Lock Podcast'a hoş geldiniz. Bence şu an YouTube'da izleyenler mekanın farklı olduğunu keşfetti. Onu da baştan söyleyelim. Bu ve bundan sonraki bölümlerde kolektif ağızda olacağız. kolektif ee, ağızdan sesleniyor olacağız size. Levent yine. lokasyonundan. Falan. Ee, Aynen. Yani, Aynı artistini Gelebilirsiniz. <laughs> Aa evet, ha, e, ofis artık kolektif ağızda. A13'deyiz. Direkt hani açık adres. Lütfen tanışmak isteyen, kahvemizi içmek isteyen, Tam yanınıza gelmek isteyen herhangi kimseye de sonuna kadar açık kapımsa haberiniz olsun. Her yanınızda börek, çikolata bir şey varsa. Bir baklava varsa hayır demeyin. şey demeyiz varsa <laughs> Bunların haricinde çok güzel bir bölüm olacak ama hemen duyurularımızı yapalım. Bizlerim mutlaka Instagram'dan takip edin çünkü anne iletişim mecramız Instagram ve bireysel olarak desteklemek isterseniz açıklama kısmında bir Patreon linkimiz var. Oradan destekleyebilirsiniz. Ve tam burada da Beğeni ve like Nasıl yapayım ve YouTuber Helal olsun. Be. bitsin gitsin. Artık abi. tamam artık bitsin. <laughs> Yanımızda Burak var. Pazardan'ın kurucu ortağı. Ee, hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş i̇ki bulduk. ortak daha var bu arada. Üç tane ortağımız, ortağız. Hı -hı. Ee, Bora ve Okan. İki ortağım. Selam Onlara olsun. Onlara da selam tamam. verelim. Selamlar. E, Okan muhtemelen ölü denizdedir şu anda. Pazarlamadan Yaşıyor. kim sorumlu? Ben sorumluyum. Tamam abi. <laughs> o hoş geldin. Bizden tamam. <laughs> 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 Sponsorlu tarafları konuşalım. Onlar hallederiz. Meyve falan donatalım masaya. size? <laughs> ya normal diye yapıyoruz. Tamam. Pazar. Tamam, Okey. Bundan sonra me <laughs> vitamin şeyimiz pazardan da. Biz size vitamin sponsorunuz olalım. <laughs> Sen ne diyorsun? Tamam ya, bak güzelmiş. Anlattık. Ama böyle. Elma, melma değil. Muz, Yok, ananas, çilek. Tamam, tamam. <laughs> <i> <laughs> i̇yisinden. <gülüyor> Tropik, iyisinden. <laughs> Tropik meyveler vitaminüsü Ne ne iş olduğunu anlamışsınız durumu. Evet, hem baş... e, bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor> Başlamadan önce bize bir pazardan anlatsana abi ne yapıyor? Anlatayım. Pazardanın e, isminden de anlayacağınız üzere ama hiç kimsenin isminden anlamadığı bir startup. Tamam. E, pazardan bugün eee Samp pazarındaki tezgahlardan doğrudan alışveriş yapabilmenizi sağlıyor. Hı, -hı. Yani daha da somutlaştırayım bunu uygulamadan giriyorsunuz. Mesela sarı yerde oturuyorsunuz diyelim. Pazarlara bakıyorsunuz adresinize gönderim yapan pazarlar var. Ona giriyorsunuz orada tezgahlar var. Tezgaha giriyorsunuz. Ürünler var bayağı oradan sepetinizi oluşturup sipariş veriyorsunuz. Pazarın kurulduğu gün teslimat yapılıyor. Seçtiğiniz saat aralığında e, pazarcı sizin kapınıza o siparişi getiriyor. Ve e, mobil ödeme yaptığınız için de temassız bir meyve sebze alışverişi yapmış oluyorsunuz. Yani bildiğiniz pazar alışverişinin dijital transformasyonu diyebiliriz. Çok iyi ve çok hemen sorun var. sorular geliyor. Tamam, Çok sorun var. Aynen. Hepsinden önce bir sana girelim. Burak kapısını hemen bir kapatıp çünkü pazardana giresimiz tamam. var. Ne yapıyordun abi pazardandan önce? Kimsin? Ne yapardın? Kibarız. Evet. Gördüğün gibi. <gülüyor> <Kimsin>? <gülüyor> E, ben endüstri mühendisiyim ama pazarlama üzerine e, uzmanlaştım diyebilirim. Hı. Mercedes Benz Türkiye'de dijital pazarlama uzmanı olarak çalıştım. Hı hı. Daha sonra Mercedes Benz Avrupa Daimler AG ofisinde geçtim. Hı hı. Orada e, dijital pazarlama Avrupa müdürü olarak görev yaptım. Daha sonra Türkiye'ye taşındım. Karbonat Reklam Ajansı'nda dijital ve strateji direktörü olarak çalıştım. E, yaklaşık oradaki iki sene, iki buçuk seneden sonra da e, o kurumsal hayatı bırakıp e, pazardan yolculuğu başladı. Hı. Pazardan da paralel olarak da şu anda danışmanlık şirketim var bir tane de. Hı hı. Orada da e, farklı şirketlere yine strateji ve marka pazarlama e, danışmanlığı veriyorum. Dolayısıyla yani iki şirket var iki İki şirket var gibi düşünebiliriz. Hı hı. E, ama pazardan e, bizim bebeğimiz. Öyle değil mi? Ve burada da... olma sebebin biraz. Evet, evet. Şey evet. Sen orada bulunması gereken, lokasyon olarak orada bulunman gereken bir işi orada bulunma ve senin ayağına gelsin diyorsun. Doğru. Ve aslında getir bana bir ve globaldeki birçok örneği gibi alıştığımız ve aslında görmeye başladığımız bir model bu. Doğru. Daha önce hakkında olan bir şey miydi? Ve doğru zaman bu mu dedin? Yoksa şu an ne eksik diye baktı bakınca mı girdin? Ben yemek yapmayı çok seviyorum ve taze malzeme almak istiyorum. Dolayısıyla marketteki malzemelere çok güvenmiyorum. Ve zaten bunun genel bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Hepimiz. Çok doğru. <laughs> Pazarlar. Türkiye'de, Türk toplumunda, kültüründe, sosyo kültürel, sosyoekonomik segmentlerin dışında e, tazelik algısının, fiyat kalite performansının en yüksek olduğu yerlerdir. Hı hı. Yani bugün İstinye'deki bir pazar da aynı algıya sahip. Kars'taki bir pazar da aynı algıya sahip. Dolayısıyla burada çok ciddi bir içgörü var aslında. Ve kendi yaşantımda yani pazara her gün gidemiyorum. E, çalışıyorum. E, işte pazarın günü belli bilmiyorum uymuyor yorgunum çünkü pazar alışverişi efor isteyen bir alışveriş. Hı -hı. Yani geziyorsunuz, çanta taşıyorsunuz, taşıyorsunuz, aynı anda. park ediyorsunuz vesaire. Dedim ki hani yani niye hani böyle bir e, dönüşüm yapmayalım. Ve sanırım Fikir pazara, çıktı. pazara gitmek hep bir külfetti değil mi? Benim ufaklığımda Kesinlikle da annem beni ben hiç Sevmezdim. seven Nefret bir insan var değilim. Nefret ederdim. Ki mesela. son zamanlarda sanırım azaldı da yani. Şey, getir bana gibi çözümlerin sana pazar ürünlerini getirmesiyle ki keza işte Migros A101 hepsi getiriyor sanırım Hı -hı. artık kendi hemen hemen hepsi hizmetleriyle. Getiriyor, evet. Bir de benim pazar tercih etmemin sebebim yalan olmasın açık konuşayım seçerek alıyorum ya mesela markete gittiğimde ben onu dokunuyorum ve alıyorum pazarda kim bilir ne verirler kafası beni Hı -hı. soğutuyor Hı -hı. böyle bir açık olabilir. <laughs> yani çok, çok mu şehirliyim ben. <laughs> Benim de derdim var bunlarla ilgili demek <laughs> istedim ama ben seçip dokunamayınca Ben seçmek istiyorum. Şimdi şu doğru bir nokta. Pazarların e, ürün kaliteleri e, kurulduğu semtlere göre değişiyor. Hı -hı. Yani bugün mesela diyelim çeri domates alacaksınız, değil mi? Hı -hı. Halde 3 liraya da var, 25 liraya da var. Hı -hı. Dolayısıyla kalite kalite pazarcılarda mallarını alıyorlar. Hı -hı. Ve şunu biliyoruz ki zaten e, işin doğasında olması gereken çünkü bu adamlar stok tutamıyorlar. Hı hı. E, her gün mal alıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla mesela bizim pazardan olarak e, biz taze mal veriyoruz gibi bir kaygımız yok. Çünkü zaten, zaten işin taze. doğalında o var. Hı hı. Zaten orada sirkülasyon var. Dolayısıyla e, bu mesela ilerleyen dönemlerde ya da belki doğuşunda e, çok ciddi bir e, avantaj yarattı. Hı hı. Ve insanlar en çok şuna şaşırdı. Nasıl ya? Pazarcı mı getiriyor? Hah. Güzel. Şimdi... Bu mesela herkes buna şaşırdı. Şimdi. Aa kapıyı açtım pazarcı geldi. Nasıl? Pazardan kuryesi değil misiniz? Falan gibi. Aynen. Tam ben de nasıl getiriyorsun'a gelecektim. Sen de söylemiş oldun. Senin bir lojistik operasyonun yok. Haliyle senin bir motorun, bir e, motokuryen efendime söyleyeyim. Sadece bir yanlış hatırlamıyorsam Pizero ile bir otomatik. Ortak bir proje yaptık. Şey evet, isimleri ve şeyleri. Şimdi yanlış söylemek istemiyorum. Kendi kendine giden yapay zekalı bir. Otom, yer otonom. Yer otonom araç. E, bir robot diyelim. İki ayaklı. Evet. evet. Iki tekerlekli. Evet. Bir kutu gibi aslında. Evet. Pika ismi onun. <laughs> Pika. Ee, Biz onun yine kurucu ortağı Mehmet'le görüştük. Ee, böyle bir deneme yapalım ne dersin diye. Ben bir haberini görmüştüm. Onu aradım. Ee, güzel olur dedik. Bir deneyelim en azından. Bu Çünkü bir kere denendi değil mi? Şu an denendi. seri şu anda işleyen yok. bir şey evet, yok. Evet denendi. Ha. Aslında şuraya geleyim. Biz e, meyve sebze satan bir platform olmak için kurmadık pazardanı. Biz bir teknoloji şirketi, grocery delivery yapan pazarcıları merkezine alan bir teknoloji şirketi, bir teknoloji ekosistemi olarak yola çıktık. Hı hı. Dolayısıyla burada şu anda e, biz birçok startupla da görüşüyoruz. Yani pazardanın tek işlevi ee, sen pazarından alışveriş yapmak değil, mesela toptan satış modülünü çalışıyoruz şu anda. Hı -hı. Çünkü benim mahallemdeki bakkalın da buna ihtiyacı var. Hı -hı. Pazarcı da sonuçta toptan satış yapabilir. Hı -hı. Ya da kurumsal Hı -hı. satış modeli çalışıyoruz. Yani bir şirketin mesela 2000 çalışanı var ve onların onlara aylık e, örnek veriyorum 100 liralık bir market desteği verebilir. Dolayısıyla ben ona kurumsal satış yapıp bu hizmeti verebilirim. Hı -hı. Pazardan Hı -hı. bir israf epi ile çalışabilir. Ee, neden? Çünkü bizde de o konu var. Sosyal sorumlulukla çalışabilirim. Ee, agriculture Tech şirketiyle çalışabilirim. Hı. Neden? Çünkü benim organik pazarlarım var, onların üreticileri var, benim bazı tezgahlarım var. Onlar hem bazı ürünleri kendileri üretiyorlar ve tezgahında satıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla pazardan burada bizim gelmek istediğimiz noktada Türkiye'deki tarım ekosistemini birleştirebilecek gücü olan yani. evet. oradaki daha belki niş konulara çalışan e, app'lerle diyeyim ya da girişimlerle şirketlerle onları bir araya getirebilecek güce sahip. Bunlar çok iyi bunun planlar. Peşindeyiz. Anladım. Ee, şu an ben pazardan sipariş verdiğimde hı hı bir getirme ücreti veriyorum. Hayır. Vermiyor. Şu an vermiyorsun. Bana pazarcının ta kendisi getiriyor. Evet. Bu, bu, da şunu bu az planlara geleceğim ama önce şunu konuşmak istiyorum. Sen aslında pazarcıya yeni bir şey öğretiyorsun. Doğru. Daha önce pazarcının ben bunu taşıyayım gerek motokurya gerek bisiklet veya arabayla ve Gün içi teslimat yapayım diye bir şey yoktu. Doğru. Motivasyonu veya... Bazılarının vardı. Hani var mıydı? Pandemiyle beraber. Ha. Bazılarının var. Hı hı. Ama çok manuel yürüyen süreçler. Hı hı. Instagram'dan Arıyorsun fiyat gibi listeleri gidiyor. Hı. O geliyor. İşte siparişi tam götürecek. Aa, soğanı yarım kilo yazmışım bir kilo olsun diyor. Hı hı. Kapıya gidiyor. Ee, i̇şte 200 lira tutmuş. 200 lira veremem diyor. Hı. Pazarcı geri dönüyor. Böyle vakalar çok yaşadık. Biz burada buna başlayan pazarcılara da aslında bir altyapı sunuyoruz. Evet, Hı -hı. Yani standart pazardanın sipariş altyapısını şey. kullanıyor. Çünkü pazardanın arka tarafını yani pazarcının login olduğu ve kendi tezgahını yönettiği tarafı biz çok esnek yaptık. Orada mahalle bazlı minimum sipariş tutarına ve ürün fiyatına kadar karar verebiliyor Gün kendisi. Gün içerisinde fiyat değişikliği her de. şeyi yapabiliyor. Çünkü paz şey, bu pazarda elbise, çünkü elbise çift, çift, çift. <gülüyor> <gülüyor> Çift fiyat olur. <laughs> Öğleden sonra fiyatlar değişir. <laughs> Aynen öyle, olabilir. Dolayısıyla biz bunların hepsine sistematik bir teknoloji altyapısı da getirmiş olduk hmm. onlara. Biz onlara diyoruz ki: "Senin evet, pazarda bir müşterin var. Diyelim ki Ayazade pazar var. Ayaz Ağa'da, e, 5 bin 10 bin kişinin yaşadığı yerler var. Mesela Mesaten sitesi var diyelim ki. <laughs> Şimdi Mesaten'da yaşayan kitle dibindeki pazara çoğunlukla gitmiyor. Hı. <laughs> Neden gitmiyor? Farklı sebepleri var. Ama şu anda oradaki tezgah mesatına sipariş götürüyor. Evet. Ve senin aslında pazarcıya kattığın bir diğer değer de anladığım kadarıyla pazarın kurulduğu gün değil öncesinde sipariş verebiliyorum ben. Ver ve, dolayısıyla biliyor. o aslında normalde her hafta 100 kilo alıyorsa orada siparişleri görüp ona göre ekstra zaten sattığı malı da alıyor. Çok güzel bir Dolayısıyla bir nokta. Aa, aynen hı. öyle. Oh be, ben mesela bugün dahil olabilirim. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim sana. <laughs> Lütfen. Normalde tezgahlar tahta kirası üzerinden götürülür. Yani şu masayı düşünün. Hı hı. Bu masadan iki tane varsa tamam. senin bunun üstüne koyabileceğin ürün çeşidi belli. Efektif koymak istiyorsan. Ha pekala. Diyelim 40 çeşit ürün satabiliyorsun maksimum. Pazardan da 100 çeşit satabiliyor. Tezgah koymasına gerek yok gerek çünkü. Gerek yok çünkü. Arabada arkada duracakmış. Aynen öyle. Yani. Halden alıyor. Hı hı. Ya da şunları görüyoruz. Sen sebze satıyorsun. Yan tezgah meyveci. Aren çok iyi meyveyi oradan alıyor. <laughs> çok iyi. O da giriyor, bu da sebzeyi oradan alıyor. Ha, gibi. Peki paslaşmalar olabiliyor. Bunları bu arada, bunları biz gördüm. bizimle ne olan <laughs> evet, şeyler. Yani aynen. çok yeni. O kadar çok şey öğrendik ki. Yani şunu söyleyeyim size, varsaydığımız her şey yanlış çıktı. <gülüyor> 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 o zaman yani, iyi bir şey yapıyorsunuz. Hiçbir şey çalışmadı. Evet. Varsaydığımız hiçbir şey çalışmadı. Ama e, data'ya çok önem veriyoruz. Mesela biz Kullanıcılarımızı dört kategoride tek tek aradık. Hmm. Hiç sipariş vermeyenler, sipariş verenler, bir kere verenler sonra vermeyenler, birden fazla sipariş verenler, düzenli sipariş verenler. Hmm. Onlardan öyle içgörüler yakaladık ki orada. Hani e, bizim büyüme stratejimizi değiştirdi. Öyle söyleyeyim. Zaten. O kadar önemli ve kritik bilgiler topladık. Sen kullanıcının müşterini, müşterini dinleyince zaten oluyor. Kesinlikle. Sanırım. bu düzgün büyüme ve düzgün ürün geliştirme. Ben şeyi merak ediyorum. Sen baya pazar pazar gezdin ve pazar tezgah tezgah anlattın bu durumu. başka türlü yaptık. mümkün değil. Hatta ben yani başta yaptık. Ee, ama orada farklı bariyerlerin olduğunu gördük. Şimdi bu iş bir psikoloji işi. Şimdi mesela bana diyorlar ki işte pazardan öz pazardan kurulsa ne olacak? <laughs> ben ne diyorum ki yani kurulsun. <laughs> Onu duyuyor. Kategori büyür. Aynen öyle. Ama burada şu çok önemli. Pazarcının psikolojisi çok farklı çalışıyor. Yani pazara benim gitmem bile onun ona bir bariyer olduğunu gördük. Çünkü adam şöyle bakıyor. Abi diyor adamın işi gücü yok diyor. Ta pazara benim ayağıma gelmiş diyor. benim mi bulandıracak diyor. Bunu sezdik. Artık pazara biz gitmiyoruz farklı bir ekip var. Arkadaşlarımız var. Onlar gidiyor. Ha. Ve bizim oradaki Pazarlı penetrasyonumuz artıyor. <laughs> Anladım. Yani oradaki Nasıl yani? Ekip... Saha, saha elemanı aslında. Sahada arkadaşlarımız var. Daha profesyonel gözüküyor böylece. Profesyonelden ziyade e, psikoloji şöyle çalışıyor. Diyor ki benim ayağıma kadar geldiyse beni dolandıracaktır diyor. E abi, Bu adamın işi gücü başka? yok mu diyor. İşte şirketin kurucusunu karşısında görmek adamı şüpheye düşürüyor. It's, tamam. Sen e sen araya hı. birini daha koydun. Biz de şimdi arkadaşla O çözüyor mu mesela? Onlar çözüyorlar. Ha, tamam. Çünkü onlar pazardan adına yani pazardanın bir e, satış destek Aynen. Satıcı Aynen. destek daha kurumsal e, bir görünüm. Kimliğiyle gidiyor? Aynen. Ve o zaman hani şey yapmıyor. Aslında pazarcının bir sistemi şöyle kurguladık. Hiçbir riski yok. Evet, sipariş Hiçbir risk. riski yok. E, burada risk bizde. Hı hı. Yani ben sipariş, 2-3 kere sipariş teslim ettim. Hmm. Ee, <laughs> Şahsesi elinle ilk elinle Tabii, tabii. He. İlk dönemlerde bir tanesini Bora'yla birlikte yaptık hatta. Bir tanesi kar yağmıştı. Hmm. O zaman iki tezgahımız vardı. Bir tanesi e, kuramadı. Ortaköy'de kardan dolayı. E, diğerinin de bir cenazesi olmuştu. Ve sipariş geldi. Dedik ne yapacağız? Dedim iptal etmeyeceğiz. Yani ben dedim alacağım. Ve Alacağım pazardan siparişleri gayet güzel bir şekilde. Gideceğim ben teslim edeceğim. Ve bunu yaptık. Hı hı. Mesela bunu şu yüzden anlatıyorum. Belki e, çok fazla mesaj da geliyor. Hani Startup yapmak isteyen arkadaşlar. Biz orada şunu diyebilirdik. abi 150 liralık sipariş ya ver uğraşmayalım. Hı. Diyebilirdik. Ama, Ama o bunu kullanıcıyı O kullanıcıyı kaybetme riskin vardı. O kullanıcıyı kaybetmek ve oradaki deneyime zarar vermek. Bu bir alışkanlık. Tezgahçıya da yani pazarcıya da Bak sen buradan e, sipariş alıyorsun göstermek de önemli. O da önemli ama e, bu bir alışkanlık olabilir. <laughs> yani sen yarından sonra bu sefer bütün sorunlarda sipariş iptal edersin. Evet. Abi oldu bu oldu boş boşver tam iptal edelim gibi. <laughs> Sorunlar yaşadık. Pazardanın asıl e, zorluk yaşadığı şey şu oldu e, pandemiden dolayı biliyorsunuz stabil bir ülke gündemi olmadı <laughs> ve biz ilk 5 ayımızda tam böyle işte günde 150-200 üye almaya başladık. Aa. Hop 17 gün kapanma geldi. Tam işte e, farklı pazarlar da yayılmaya başladık. Cuma kapandı, perşembe kapandı, hafta sonu kapandı, hafta sonu açıldı, hafta sonu kapandı. Hı -hı. Dolayısıyla e, bize en çok zararı o verdi. Hı -hı. Ama hani bir şekilde orada e, çözümler geliştirmeye çalıştık. Bence biraz daha işler yani covid işler dedim covid hafiflediği zaman Pandemi bittiği zaman özellikle siz asıl o zaman büyümeye başlayacaksınız. Çünkü ben şu an kendimden bir insight veriyorum. Bu bence genel bir insight, içgörü. Ben şu an e, normalde Migros'tan eğer sebze alışverişimi yapıyorsam... ...şu an e, getirden veya bana biden yapmaya başladım. Çünkü kapalı paket geliyor ya, <laughs> el değmemiş psikolojisi. Pandemi var işte, virüsü olmasın. Pazar asla bir seçenek olarak gözükmüyor bende. Ama... Ne zaman ki her yer biraz daha rahatlayacak? Ben pazara daha sıcak bakacağım. Çünkü normal içgörü, genel içgörü nedir? Pandemiden önce pazardaki taze ve lezzetlidir. Ve belki daha ucuzdur hatta ve hatta Hı -hı. yani. Ve bence bu pandemi bittiğinde size biraz daha rağbet görecekmiş gibi. En azından benim şahsi düşüncem yani. Olabilir. burada iki türlü bir dönüşüm var. Bir tanesi kullanıcıların klasik san pazar alışverişini dönüştürmek. Diğeri de pazarcıların klasik satış metoduna dönüştürmek. Hı hı. Dolayısıyla yaptığımız iş zor bir iş. Hı hı. Yani bizim hesap yaptığımız çok fazla şey önümüze geldi. Çözüyoruz bir şekilde ama uğraşıyoruz. Hı hı. Bizim hani genel olarak belki şeyden de bahsedecek olursam zaten şu anda işte ayda 5000 sipariş alalım, mükemmel cirolar yapalım gibi bir hedefimiz şu anda yok. Bizim odaklandığımız nokta şu bir e, scale edilebilecek ölçeklendirebilecek etkili çalışan, hata oranı olmayan deneyimi iyi olan hı hı. bir ekosistem kuralım. Hı hı. Çünkü bu bence şuna benziyor. Bir baraj yapıyoruz. O barajda ne kadar su olduğu çok önemli değil. Önemli olan o barajın altyapısı. Yani şuraya hı. geleceğim. Ne kadar şu anda, su alabileceği yani. şu anda 20 bin lira harcıyorsundur. Zaten senin parametrelerin bellidir. Onun getireceği satış da bellidir hı hı. sana. Ona 200 bin lira harcadığında oradaki oran artar. Ölçek olarak büyür. Hı hı. Ama sen o 200 bin lira 300 bin liralık harcamayı yani o baraja gerçek suyunu verdiğinde oradaki barajın duvarı çökerse işte o zaman iş fail eder. Hı hı. Biz şu anda tamamen ona gidiyoruz. Mesela şu anda bir release çıkacağız ve e, belki dünyada ilk olacak bilmiyorum bir marketplace'in Harita ana sayfamızda sadece bir harita olacak artık bizim Hı -hı. Ee, ve o harita üzerinde pazarlar olacak ve o, Hı -hı. o harita üzerinde herkes o pazarlardan Hı -hı. alışveriş yapabilecek. Ha, sen Böyle deneyimlere edeceksin. gidiyoruz artık. İstatistikten tamamen evet, çıktık anladım. mesela. Yani bir, bir araba kiralama şirketi gibi düşün. Benim aklıma ilk TikTok hani o Tik'dan da Ya da bir taksi şey gibi ya. düşünebilirsin. Evet. Açıldığında sadece harita olur ya. Hı -hı. Biz şimdi öyle bir deneyime geçiyoruz. Nedeni ne bunu? Bunun nedeni şu, üye olmadan ee, göremek, göre gösterebilmek çok zor hmm. bizde. Neden? Çünkü e, mesela domates kaç para? Evet. Bu sorunun cevabı bizde yok. Hmm. Neden yok? Hangi satıcı, hangi tezgah, hangi domates, hangi pazar, hangi hmm. gün? Yani bu o kadar çok parametre var ki. O yüzden e, listeleme mantığından tamamen çıktık. Hmm. Ve hem de kullanıcıda da daha... Ee, ...adresine yakın ve o bölgeyi görebilme yeteneği sağlıyor. Hı hı. O da çok ciddi bir e, aslında deneyimi geliştiren bir konu. Hı hı. O yüzden öyle bir rotaya çıkıyoruz. Peki ben şimdi Kadıköy'de oturuyorum. Benim hı hı. pazarım Salı günleri. Bana en yakın pazar. Ben sadece Salı günleri mi sipariş verebiliyorum. Hayır. Ee, Bana e, sana o, Salı günü geliyor. Sana aslında şöyle geliyor. Şimdi biz pazarcılara bizim en büyük verdiğimiz teminat şu. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz. hı. hı. Ben senin altyapını veriyorum. Hı hı. Kullanıcı adı şifreni veriyorum. 300 tane ürün tanımlı sistemde. Ve sen istediğin ürünü, istediğin pazarda, istediğin fiyata satabilirsin. Kendine göre optimize ediyoruz. Aynen. Tezgahtan farklı fiyat da koyabilir. Aynen öyle. Dolayısıyla teorik olarak Levent'teki mesela 4 Levent'teki Konaklar Mahallesi salı günü olan pazarda Kadıköy'e teslimat açabilir. Teknik olarak bu mümkün. Ve sen oradan sipariş verebilirsin. Hı -hı. Teknik olarak bu da mümkün. Ama bizim e, siparişin verdiğin gün önemli değil. Verebilirsin. Pazardan algoritması 7 gün 7 gün mantığıyla Hı -hı. çalışıyor. Ama bütün ürünlerimiz pazarın kurulduğu gün teslim ediliyor. Heh. Çünkü tezgahtan geliyor. Yani tamam, salı anladım. günü olan pazart pazartesi günü teslimat yapmıyor. Hı -hı. Salı günü çünkü tezgahtan geliyor. O algıyı bozmak istemiyoruz. Hı hı. Bu bizim çünkü e, önemli bir e, farklılaştığımız nokta. O yüzden senin alışveriş yaptığın pazar en yakından ziyade hangisi hangi gün kuruluyorsa o gün oradan siparişin geliyor. 3 tane teslimat saat aralığı var. 10-14, 14-18 ve 18-21 arası. Ve e, sen hangisini seçtiysen pazarcı o aralıkta siparişini sana getiriyor. Hı -hı. Mesela ben 18-21 seçmem. Seçen var mı? Çünkü var. Ben de algı şu. E, akşam pazarı diye bir şey var ya arda kalanların satıldığı. Hı -hı. Bana o mu gelecek? E, o gelmiyor. Genelde o ayrılıyor siparişler ayrılıyor. Hı -hı. Evet, genelde mesela bizim organik pazarlarımızda e, sabah bütün siparişler kasalanır, paketlenir, Hı -hı. bekler. E, dolayısıyla öyle olmuyor. Ama şöyle vakalar var. Çalışıyor mesela Hı -hı. evdeki herkes. Dolayısıyla eve 18'de geliyor. E, o saati seçiyor. Ama çok tercih edilen bir saat mi? Değil. Hı -hı. Genellikle e, 10-14 arasında siparişler teslim Hı -hı. ediliyor. Müsaaden varsa benim 3 sorum var. 3 mi? Biriktiriyor. Bekledikçe aklıma geliyor. Gelir modeliniz ne abi? Yani satılan şeyden komisyon almak. Evet. Okay. Sadece bu mu? Şu an sadece bu. Pazarcıdan alıyoruz. Pazarcıdan alıyoruz. Ee, oradaki komisyon oranımız var. Bunu yapıyoruz. Ama söylüyor musun oranı? Yüzde beş alıyoruz. Şu anda. Hı -hı. Şaka yapıyorsun Yani Mis. genelde şey şöyle oluyor. İşte komisyon kaç? Yüzde ee, beş. Yüz lirada 5 lira. Evet. 50 lirada iki buçuk lira. Ama evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Çok şu cool. an bunu alıyoruz. Ee, Hı -hı. Şu an tabi öğretme matematiğimiz var ya. Hı -hı. Bize e, sebze meyve fiyatları. Müthiş pahalı şu anda. Evet. Dolayısıyla biz oraya zaten bir de komisyon koyalım, hem adamı onu öğretelim, hem işte orada operasyon yürüsün, hem pazardığını büyütelim. Hı. Burada bir şeyden feragat etmeniz gerekiyor. Biz paradan feragat ettik. Okay, çok yani mantıklı. biz az kazanalım ama, e, ama iş yürüsün. Pazar e, Fiyatlar rekabetçi olsun. E, mesela pazardan ilk dönemlerinde bu komisyon oranı daha yüksekti. Meyve sebze çok pahalıydı. O yüzden girdiğinizde pahalı. E, yorumlarını görebilirsiniz. Hmm. Onu mesela biz sonra geri çektik. Daha fazla pazara çıktık ve hmm. şu an bir tane bile öyle yorum almıyoruz. Tabii biraz ülke ekonomisi ve tarımla da ilgili bir konu bu. Hmm. E, dolayısıyla gelir modelimiz şu an sadece bu ama e, B2B satış dediğimiz e, işte mesela mahalle bakkalı ne yapıyor? Hale gidiyor. Gitmesine gerek var mı? Yok. Aslında acayip zor bir şey hale gitmek. Hiç hale canım. gittiniz mi gece? Sabah dörtte 4'te, 3'te, 2'de kaos. Yani yanlışlıkla birkaç kere. yanlışlıkla birkaç kere gittik. Gittik. gittik yani. Ya yani gerçekten Sen de kaos. Gittik. Tek tek tekçile diyorsan. Aa yok. Ha. <laughs> gerçekten kaos. Dolayısıyla restoranlar var ee, yine aynı şekilde. Ee, biz orada bir B2B hizmet başlatacağız. Bir de kurumsal satış modelleri var. Onları başlatacağız. Hı -hı. Ee, dediğim gibi şu anda bir e, kurye uygulamasıyla e, şunu test ediyoruz. Teslimat yapamayan tezgahları teslimat yapabilme olayı. Yani Hı. o kuryeyle onu çözebilir miyiz diye onun üzerine çalışıyoruz. Şu an onun ismini vermeyeyim. Henüz e, yapılandırma abi. aşamasındayız. Hı. Bağımsız kuryeler sokabiliriz sisteme. Böyle planlarımız var ve bize ulaşanlar da var. Benim doblom var diyor mesela. Hı. Ben diyor pazardan da kurye olabilir miyim? Gibi planlar var. Dolayısıyla farklı gelir modeli gelir modeli kalemleri Hı -hı. olacak. Hı -hı. Ee, biz bazı o pazarcının işini kolaylaştıracak e, teknolojiler de hazırlıyoruz. Hı -hı. Onları da e, hani belki onların hizmetine sunabiliriz. Evet Ama şu anda e, para kazanalım ve gelir modeli agresif olsun gibi bir e, kafada değiliz açıkçası. Avrupa'da pazar e, kültürü var mı? Ee, bazı ülkelerde var. O zaman yok. hedef market Avrupa'dan ziyade daha, daha doğu. Güzel bir nokta. Hedef market birazcık daha bence e, Azerbaycan olabilir. Hı hı. Ve e, biliyorsunuz e, Irak gibi, Suriye hı hı. gibi. Oradaki ülkeler şu anda bir e, yeniden yapılanmaya girmiş hı hı. durumda. Hı hı. Oralar olabilir. E, Avrupa'da. E, Bulgaristan Güney belki. Olabilir. Hı hı. Yani mesela Güney'de, İtalya'da bunlar hı hı. var. Var mı pazar? E, şey? Pazar mantığı hı hı. var. Hı hı. Ama orada belki de modeli değiştirebiliriz. Yani manavı işin içine belki sokup. İşte Belki şey kendi kuryelerinden. Evet. Lafını kestim ama bir taksiyle birlikte aslında bizim taksi olan algımız oldukça değişti. Aslında hı hı. taksiciler de değişti. Doğru. Ben bugün sinirlendim ama konumuz <gülüyor> <gülüyor> Aslında pazarcılara da e, olan algımız da değişebilir. Aslında pazarcıların iş yapış şekli de değişebilir. Kesinlikle değil mi? Öyle. Abi çok bizim şey şey bu çok önemli bir şey aslında. Bir yani, meslek için yani. Kesinlikle öyle. Ee, şimdi şunun herkes farkında herkes trend yolu biliyor. Getirebiliyor. Aslında herkes onların onlara bir rakip olduğunu da biliyor. Hı -hı. Pazarcılar için konuşuyorum. Hı -hı. Ama buradaki konu ne biliyor musun? Kolektif bir rekabet etme şansı yok. 30 bin pazarcı var. Evet. 30 bin pazarcının bugün trend yolla <laughs> e, hepsi Brolay'la, Gezil'le, Migros'la taze direkt rekabet etme şansı yok. yok yani. Orada iman gücü devreye giriyor. Rızkı veren Allah'tır <laughs> Aynen öyle. Ama biz onu onlar için yani birlikte yapabiliriz. Biz <laughs> her zaman şunu diyoruz. Birlikte yapalım. <laughs> biz kazanalım. Siz kazanın. Sizin kazanmadığınız bir matematik zaten biz kazanmıyoruz. Tabii canım. önce siz kazanacaksınız. Önce siz <laughs> kazanın. E, ondan sonra hani buradaki işi büyütelim. Hı -hı. Çünkü. Anca e, beraber büyürüz. Zaten aynen şimdi. öyle. Çünkü oradaki kitle özellikle işte Z jenerasyonunda mesela pazar diye bir şey olacak mı? Yani zor bir konu. Muhtemelen kimse bilmeyecek bile. Ama bizimle birlikte orada gerçekten bir transformasyon var. Pazarı böyle öğrenecekler. Aynen, aynen. aynen öyle. Ve biz o konuda çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Çok doğru. Ve bunun e, bak mesela size şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de Dijital transformasyona, yani e-ticarete diyelim, katılmayan tek meslek grubu pazarcılar şu anda. D. <laughs> Gerçekten öyle. Çok doğru, kesinlikle. Bugün sen Samsun'daki bir ayakkabıcıdan alışveriş yapabiliyor musun? yoldan. Yapıyorsun değil mi? Yemek sepetinde e, Fatih'ten bir pideci senin oraya açarsa teslimatı yapabilirsin. Pilavcıdan sipariş verebilirsin. Getirme mahalle geldi şimdi. Bence çok güzel bir iş. Kasaba alabilirsin. Yani öyle. Bugün işte ne bileyim e, pekmez söyleyebilirsin değil mi? Belki armuttan. E, Kars'tan bal söyleyebilirsin. Armuttan temizlik çiçeği alabiliyorsun. Tesisat çiçeği alabiliyorsun. Yani. Herkes e-ticaretin içinde. Hı -hı. Bir tek pazarcılar e-ticaretin içinde değildi. Onları da şimdi bir sokmaya çalışıyoruz. Çok iyiymiş ya. En çok sağlık abi gerçekten. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet. O zaman e, kapatıyorum size. <laughs> evet, bugün çok teşekkürler. Ee, Vikinglerden teşekkür Ragnar <gülüyor> <Kodumuzdu>. <gülüyor> ya, <yapmak> Için bekliyorum. <laughs> çok bekliyorum. Gerçekten. Hazırım. <laughs> Ve eğer öyle bir sistemleri varsa belki Capsok dinleyicilerinin ilk pazardan alışverişlerine de Capsok kodu ile belki bir şeyler ateşlenir. Şu an yok ama yapacağız. O zaman haber veririz. Yapacağız. Gibi. O zaman. Okay. Tamam. Şimdi şeyin de bekleyin, anlaştık. sakın almayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, vitamin sponsor oluyoruz. Tazelik tamam. sponsoru olalım ya da vitamin sponsoru. Konuşuruz abi. Biz size e, o işi de yapalım hakikaten. Güzel tamam, olur, konuşalım keyifli abi. olur. Mükellef'in sunduğu Capstock podcast'in sonuna geldik. Burak abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür yani, bence ederim tekrar. Çok, çok güzel hikaye. Gerçekten. Süper. Ve çok güzel yerlere varacak gibi. Bu kodu da unutmayalım. Yani. Şu tabii an kod, tabii. kod veremiyorsun ama kodu <gülüyor> alacağız <gülüyor> takipçiler için. Ee, sevgili dostlar şey tekrarlayalım. Biz Instagram'dan mutlaka takip edin ve bireysel destekçi olmak isterseniz açıklama kısmındaki patron linkine bakın. Üç farklı paket var. Her cebe uygun diyeyim. Bir göz gezdirirsiniz. Bu arada ikinci ve üçüncü pakete e, üye olanların da ismini teşekkür için hafta sonu yayınladığımız haftalık gündem podcast'in sonunda anıyoruz. Aynen öyle. Böyle de bir. Daha nasıl falan. <laughs> Ee, bu sonraki... ağızlar neler söylüyor. <laughs> bir sonraki hafta görüşürüz diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.